Ben 9 senadan beri buradayım abi. He. Millet diyor ki para yok. Ya para var abi. Çalıştığın zaman da para var. Türk vatandaşı için mi diyorsun? He. Ben şu anda abi çalışıyorum abi. He? Onlar sana sen işi yapacaksın. Sen onlara uyma. Gel. Sen buraya niye geldin? Ekmeği geldin, su tamam, gölden. Tamam. Doğru mu? Doğru. Ha. Niye vatanda değilsin? Vatanım sağ ol. Sen nerelisin kardeşim? Sen evet. Ne zamandır buradasın sen? 950 sene oldu. Evet, arkadaş gibi ikiniz de 9 yıldır buradasın. Aynen bu kadar oldu. Yani şunu sorayım ben, dolandırmayayım. Türk vatandaşı diyor ki Afgan ya da Suriyeli fark etmez. Mülteciler yüzünden biz iş bulamıyoruz diyor. İş çok. Kimse çalışsın niye hiç kim aklına yemiyor. Bana şu anda kaç kişi lazım var ben götürüyorum çalışsın. Bir fabrika var, 3 tane adam lazım var, bir adam yok. Diyor iş dur, çalışmasın, iş kim bedava veriyor. Bir dakika, sigortan var mı? Sigortam yok. Sigortam yok. Sana 6 milyar veriyor, bana 9 milyar veriyor. 9 milyar veriyor. Niye ben şu anda 9 milyarda çalışıyorum. Siz bunda çalışıyorsunuz. 9 milyar. 9 milyar. Evet. Ne iş yapıyorsun kardeşim sen? Bırak arkadaşlar. 9 milyar mı alıyorsun yeri? Evet. Allah göstermesin, ayağın kesilse o devlet senin sigortanı ödeyecek mi? Vermedik. Niye? Her şey Allah yaptı. Niye? Ha. Cenab-ı Allah 9 bin lira var, ha. Çalışıyorsun diyor. Ve evet. Kimse ne iş yapıyoruz tam olarak? Ne? Ne iş yapıyoruz? Fabrikada çalışıyorum. Ne fabrikası? Ne iş boru yani? Boru fabrika. Ne bilmiyorum abi. Evet. Ya kardeşim bu adamlar tarımda çalışıyor, hayvancılıkta çalışıyor, sanayide çalışıyor. Dur. Yani ben hak veriyorum bazen. Bizim milletimiz ya benim oğlum sanayide usta bir tane Afganlı var idi. O da yeterli aşını usta bulamıyor. Tamam. Abi tamam. Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir insan. Tamam. Onlara saygımız abi, var. Türk vatandaşımız niye bu kadar stresli? Neden stresli vatandaşımız? Niye var? Evet. Aciz. Aciz abi. Bir tane zeytinyağı 175 lira olursa ben acım abi. Ben 150 liraya çalışıyorum günübirlik. 4 tane vesaitli. 2 geliş 2 gidiş. Enflasyon da %80. 30 lira enflasyon veriyorum. Enflasyonu meclis kendi maaşına göre ayarlıyor. Bize göre değil. Sizce kaç abi enflasyon? %130. %130 net. Ben de 35 lira aldım peyniri. Ben bu sene 120 liraya aldım. Zeytin öylesine. Ha. İyiye gider mi? İnşallah gider. Yani bunda hükümetin de şey yok. Fırsatçılar var. Fırsatçılar yapıyor bunu. Fırsatçılar yapıyor. Hükümet üzerine gidemiyor bunların. Bak, faiz fiyatla satanlara dediler ki, faiz fiyatla satanlara. Dünyadan bakarım. Normal mi karşılıyorsunuz amcacığım? Normal mi diyorsunuz durumlar? Normal tabii. Normal. Allah'a şükürler olsun. Her şey normal. Aylık ne alıyorsun sen? Ne alıyorsun? Teker teker konuşalım. Ne veriyor aylık sana? Bağırtırma. Yattığın yerden ne dönecek? Sana verecek yerden. Böyle şakşakçıların yüzünde çekiyor. Bir su konuşuyorsun öyle. Tamam. Hak ediyorsun şakçılar. Hak ediyorsun. Beş yerden maaş alıyorsun. Duzun kurur seni. Tamam. Lütfen abi biraz saygı. Terbiyesiz. Ya abi saygılıklar arasıyor. Fikrim varsa konuş. Fikrim var benim. Evet enflasyon %160. Konuş da tehdit edeyim. Öyle değil. Öyle gel de şakşakçılık yapmayacak burada. Şakşakçılık yapmayacak. Ben diyorum ki. Sen ne konuşuyorsun? Bak. Ne dedim? Hemşerim bir tane beni bir tane böyücü olarak. Bir dinle. Lütfen biraz saygılı konuşur muyuz? Hemşerim bak. Müdahale etmeyelim. 3 yerden maaş alıyorum. Bana bir dakika. Ben parayla oynuyorum. Sen ne konuşuyorsun? Oyna. Ya. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Neyin bazanlığını yapıyorsun? Yap da. Yürü gitme. Yap da. Dövüşmeyin. Ha. Neyse abi sizden alalım devam edelim mi abi? Alalım abi. Ayıp diyorsun ya. Sor bakayım lan kim parayla oynuyormuş? Hangi ben biliyormuş vatandaş? Nasıl söylemiş üstteki kıyafete baksana. Nasıl parayla oynuyormuş? 6,5 milyar. İnanmazsın. 6,5 milyar oluyor. 3 milyar kira veriyor. Hangisi geçiyor ya? Sor bakayım bir tane şu anda. Bir saniye arkadaş. Eğer Allah Kur'an çalsın diyorum. Kurban oldum. Şu kot pantolon var ya benim 7 senelik. Eğer yalansam kurban olduğum Allah'ım şuradan çıkartmasın beni. 7 sene giyiyorum bak. 4 sene bunu giyiyorum ya. Affedersin al. Abi vatandaş niye bu kadar keskin ayrılmış? Yani bir taraf niye çok iyi bir taraf çok kötü diyor. Abi ne yapalım yani? Bir taraf bayağı iyi konuşuyor. Banka mı soyalım? Bankayı da soysan affedersin yani. Adamı geri bırakıyor. Adam oradan 1 kilo paklava çalıyor. 5 yıl ceza yiyor.
Ben bir ekmek çalıyorum. Ceza yok. Doğru. Bana ceza yok. Nasıl dünya ya bu? Hangi dünyada yaşıyoruz biz? Kurban olayım seni Yaradan'a. Haklı konuşuyor. Vallahi kardeşim yanlış anlama, özür dilerim. Hayatta partiyi katan kendi payına şerefsizdir. Bak kendi payına, ben ortaya konuşuyorum. Bu vatan benim. Onlar beni savunmaz. Bu vatanımı ben savunurum arkadaşım. Bir Allah'ın kulu savunmaz. Onlar kaçar. Eyvallah. Onlar kaçar kardeşim. Neymiş orada? Ya tamam saygımız var. Ya Cumhurbaşkanı 140 milyon alıyorsun. Allah'tan kork ya. Ondan sonra ne? Ben diyor %36 alamam diyor ya. Böyle bir dünyam yok benim ya. Bana gelecek 3 lira 5 lira vereceksin affedersin. Bir ekmeğim olmuş 4 lira. Ben 4 kişiyim. Günlük 4 ekmek yiyorum. Çarp abi. Neyi neyle çarpacağım ben? Günlük 4 ekmek sadece bu adam yiyor mesela. Ölürsün. Daha iş yeri hariç kardeşim. Allah Kur'an çarpsın ya. Hale giriyorum. Ya bir tane bak 830 gram salça 33 lira ya. Allah'tan kork ya. Kurban olduğum Allah'ım Allah'tan kork ya. 140 milyon ben cebime koymuyorum ya. Ne yapıyorsun ya? Ekmek elden su gölden. Uçak serbest. Evin serbest. Yediğin ekmek serbest. Vatandaşa geldim affedersin yani. Hayat bakalı. Bunu da öyle düşün kardeşim ya. Görmüyor mu peki abi vatandaşın çektiğini görmüyorlar mı dersiniz? Yoksa görüyorlar kulaklar... da işine gelmiyorlar. İşine abi ben 84 milyon insan olarak 15 milyona zengin diyorsam ben yaşamayayım ya. Tamam. Buyurun abi ya. Sizden de alalım buyurun. Buyur ablaya bak ablaya. Devam şu abimize bir. Ablaya bak. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Sen ne işin? Yayınlarız. Herkes. Güzel bir kelime evet, konuştu. Buyurun ablacığım sizden. Valla görüyorlar ama görmüyormuş gibi davranıyorlar. Halkın derdinden anlamıyorlar. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor artık. Evet. Biz geçen yıl yaptığımız tatiller falan artık bitti. Çocuğumu iki kez havuza götüremedim yani. Artık yani ekmek parası şey insanlar promosyon diye banka banka dolaşıyor. Yazık yani. Hiç bu duruma gelmemiştik açıkçası. Yani çok yazık insanlarımıza. Bir tatile gidiyorduk şimdi gidemiyoruz. Gidemiyoruz asla yani nerede? Değil. Ben ve eşim emekliyiz. Ona rağmen evimiz kira değil ve çok bir tane çocuğumuz okuyor. Eğitime ulaşamıyoruz artık. Yani artık ne yapacağız bilemiyoruz. Allah hayırlısını versin. Abi buyurun. Abi artık bir de şu kırtasiye masrafları çok kabarık oldu. 300 TL'den aşağı çanta yok. Okul çantası. O zamanı geldi. Yerim kusura bakma. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam edecek misiniz hanımefendi? Yok teşekkür ederim. Herkes biliyor. Halk da söylüyor zaten. Çok sağ olun. Durum ortada. Her şey belli zaten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.